Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 82. kısım 23. soru. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah vardı onunla birlikte başka bir şey yoktu sözünün anlamı nedir? Cevap: Allah'a şeylik eşlik etmediği gibi böyle bir isim de ona verilemez. Aynı şekilde onunla beraber bir şey de yoktur. Allah kendisiyle beraber bir şeyin olmadığı kimsedir. Bu onun zatî niteliğidir. Kastedilen şeyliğin ondan düşürülmesi ve şeylik beraberliğinin ondan olumsuzlanmasıdır. Buna karşın Allah eşya ile beraberdir. Eşya ise onunla beraber değildir. Beraberlik bilgiye bağlıdır. Dolayısıyla Allah bizi bilir ve bizimle beraberdir. Biz ise onu bilemeyiz. Dolayısıyla onunla beraber değiliz. Bilmelisin ki kâne yani oldu 7 sözü zamansal sınırlanmayı anlatır. Bu ifadeyle kastedilen bu sınırlanma değildir. Kastedilen varlıktan ibaret olan kevndir. Yani bu durumda kevn varlık ve oluş bildirir. Bu durumda kânenin gerçek anlamı varlık bildiren bir harf olmasıdır. Yoksa zamanı gerektiren bir fiil değildir. Yani fiiller zamanı gerektirir. Bu nedenle şekilci kelamcı bilginlerin söylediği söz peygamberden gelmemiştir. Bu söz onların o şimdi de bulunduğu hal üzeredir ifadesidir. Bu ilave kânenin özellikle bu yerde anlamı hakkında bilgisi olmayanların hadise yaptığı bir eklemedir. Allah gafur ve affedicidir. Kâne gibi kâne sözüne bitişen ifadeler hep bu konuyla ilgilidir. Bu nedenle bazı nahivciler kâne ve benzerlerini fiillerin işini yapan harfler diye isimlendirmiştir. Bu harfler Sibeveyh'e göre varlık bildiren harflerdir. Ve Arapların anladığı şey de budur. Kâne fiil görevi görse bile bir yönden bir şeye benzemek, her yönden benzemek sayılamaz. Hadise eklenen şimdi de o sözü böyle değildir. Çünkü şimdi zamanı gösterir ve bu kelime esas itibariyle iki zamanı ayırt eden zamanı göstermek üzere konulmuştur. İki zaman geçmiş ve gelecektir. Bu nedenle şimdi el-an için iki zamanın sınırı denilmiştir. Şimdinin gösterdiği şey gerçek bir zaman olduğu için şari onu hakkın varlığı için kullanmamış, kâniyi kullanmıştır. Çünkü kâne varlık bildiren bir harftir. Bununla birlikte bir eylem içerdiği için de kendisinde zaman bulunduğu zannedilmiştir. Çünkü kâne yekûnu, kâin ve kûn veznindedir. Tıpkı katâle yani öldürdü, yaktûru öldürür, katil öldüren ve maktûl öldürülen gibi aynı şekilde kânenin emri kün yani ol de uhruç yani çık gibidir. Çekici bilginler kevn kelimesinde zamanlı fiillere katılan bu etkiyi gördüklerinde onun zaman bildirdiğini zannetmiş, şimdi kelimesini de kendisinden olmadığı halde hadise bir tamlama olarak eklemişlerdir. Muhakkik ise kesinlikle o şimdi de olduğu hal üzeredir demez. Çünkü öyle bir ifade peygamberden gelmemiştir. Muhakkik Allah'a Allah'ın kendisine vermediği bir şeyi vermez. Çünkü bu ifade zamanın yaratıcısı olan Hakk'ın varlığının hakikatinin gerektirdiği anlam ihlal edilmiş demektir. Binaenaleyh Allah var idi ve beraberinde bir şey yoktu demek, Allah vardır yani mevcuttur ve onunla birlikte başka bir şey yoktur demektir. Başka bir ifadeyle Hak'tan başka özü gereği varlığı zorunlu kimse yoktur. Mümkün ise ondan dolayı varlığı zorunlu olandır. Çünkü mümkün onun mazharıdır. Allah onun vasıtasıyla zuhur etmiştir. Mümkün varlık ise kendisini zuhur eden hak ile örtülmüştür. Böylelikle bu zuhur ve zuhur eden imkan ile nitelenmiştir. Başka bir ifadeyle mazharın ki mümkündür, hükmüne konu olmuştur. Mümkün özü gereği varlığı zorunluya bir hakikat olarak katılmış, özü gereği varlığı zorunlu ise hüküm bakımından mümküne katılmıştır. Söylediğimiz şeyi iyice düşün. Bilmelisin ki bu rivayet hakkındaki söylediklerimiz bir veli böyle bir söz söylediğinde ya da peygamber gönderildiği mertebeden değil, velilik makamından dile getirdiğinde peygamberin sözüyle ilgilidir. Peygamber Allah'ı bilmeyle ilgili böyle bir sözü özel makamından söylerse bu konuda konuşmayız ve hakkında zevkimizin bulunmadığı bir meseleyi açıklayamayız. Biz o konuda velilik diliyle konuşuruz ve halinin gerektirdiği en üst yorumla onu dile getiririz. Velinin bu konuda yapabileceği nihai iş budur. Bilmelisin ki bu rivayette beraberlik sabit iken şeylik olumsuzlanmıştır. Beraberlik
çokluğu gerektirir. Mevcut hak ise kendisine ve hüviyete nispetle onun varlığıdır. O, mazharının kendisini nitelediği şeyin aynıdır. Öyleyse her iki nispetle de hakikat birdir. Hakikattek iken bu beraberlik nasıl geçerli olabiliyor? Burada şeylik onun aynı değil, mazharın aynıdır. Allah o şeylik ile beraberdir. Çünkü varlık şeyliğe eşlik eder. Halbuki şeylik Allah ile beraber değildir. Çünkü şeylik varlığa eşlik etmez. Bu varlık için zorunluluk zati iken şeylik nasıl ona nispet edilebilsin ki? Mümkünün zati zorunluluktan bir payı yoktur. Öyleyse hak şeyliği yani mümkün aynı gerektirir ve bu durumda onunla beraber olması geçerlidir. Şeylik ise zati zorunluluğu gerektirmez. Dolayısıyla şeyliğin hak ile beraber olması mümkün değildir. Bu nedenle peygamberin hadisi şeyin hakkın hüviyetiyle beraber olabileceğini dışladı. Çünkü beraberlik bir yüceltmedir. Özü gereği varlık zorunluluğundan yoksun şeyin ise yüceliği yoktur. Bir şey ya tehdit ya da iyi bir vaadin hükmü nedeniyle başka biriyle beraber olabilir. Bu ise aşağıdakinin üsttekiyle olan beraberliğinden anlaşılır. Öyleyse alem ister varlık ile ister yokluk ile nitelensin, hiçbir zaman Allah ile beraber değildir. Özü gereği varlığı zorunlu hak, varlık ve yokluk halinde alem ile beraber olma niteliğine sahiptir.